Bize XA iyonu verilmiş. Diyor ki bize XA iyonundaki nötron sayısının bulunabilmesi için, nötron sayısının bulunabilmesi için hangileri bilinmelidir? Öncelikle arkadaşlar şöyle bir XA'yı yazalım. Daha net görmemiz açısından. Bir kere A sayısını bilmeliyim arkadaşlar. A sayısını bileceğim. Aynı zamanda A ile beraber neleri bilmem lazım? İyonun toplam elektron sayısını bilmem lazım. Şuradaki elektron sayısını bilmem gerekir. Buradan elektron sayısını bileceğim, A'yı bileceğim. Neye geçmiş olacağım arkadaşlar? Proton sayısına geçmiş olacağım. Aynı zamanda X atomunun kütle numarasını da bilirsem, şuradaki kütle numarasını bilirsem, dolayısıyla nötron sayısına ulaşmış olacağım. Sonuç itibariyle A sayısını bilmem lazım. İyonun elektron sayısını bilmem lazım. Yine X atomunun kütle numarasını bilmem gerekecektir. Dolayısıyla burada üçünü de bilmesi gerekir. A sayısı bilinmeli. B sayısı yani elektron sayısı bilinmelidir. Burada da yine arkadaşlar C sayısı dediğimiz proton sayısına ulaşacağız. Ve D dediğimiz kütle numarasını da bilmemiz gerekecektir. Yani üçünün de bilinmesi gerekir. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Artı 3 yüklü iyonun elektron katman dizilimi 2, 8 şeklinde olan X elementinin çekirdeğinde 13 nötronu bulunmaktadır. Buna göre birinci ifade diyor ki iyon katyon halindedir. Bir kere artı 3 yüklü dediği için arkadaşlar katyon halindedir. Dolayısıyla bu ifade doğru olacaktır. İkinciye bakalım. X elementi 3. periyottadır. Bize X elementinin elektron diziliminin 2, 8 şeklinde söylemiş. Arkadaşlar bu bizim için elektron dizilimidir. X elementinin elektron dizilimidir. O halde arkadaşlar pardon bize X artı 3 yüklü atomun elektron dizilimini kaç olarak vermiş? 2, 8 şeklinde olduğunu. Dolayısıyla bunun elektron sayısı ne olacaktır? 2 artı 8'den 10 olacaktır. Yani şu şekilde 10 olacaktır. Buradan X elementinin proton sayısını bulmam lazım. Artı 3 artı 10'dan 13 olarak proton sayısını buluyoruz. Yani arkadaşlar X elementimizin proton sayısı 13'tür. Dolayısıyla arkadaşlar bunun elektron dizilimini açıyorum. Bu da ne olacaktır? 2, 8 ve 3 şeklinde olacaktır. O halde görüldüğü üzere birinci, ikinci ve üçüncü periyot olmak üzere 3 tane periyot vardır. Yani X elementimiz 3. periyot elementi olacaktır. Üçüncü ifadeye bakalım. X elementi 3. gruptadır. X elementini şurada açtığımız zaman arkadaşlar 2, 8, 3 şeklinde ne yapıyoruz? Elektron dizilimini yapmıştık. Bu da bize neyi söylüyor arkadaşlar? 3. grupta olduğunu söylüyor. Gelelim 4'e. 4'te diyor ki verilen atomun nükleon sayısı 26'dır demiş. Öncelikle burada elektron sayısını 10 olarak zaten elektron dizilimini vermiş. 10 artı 3'ten neye geçiyorum arkadaşlar? 13'e yani proton sayısına geçmiş oluyorum. Bize zaten soruda nötron sayısını 13 olarak vermişti en başta. O halde bunun nükleon sayısı dediğimiz kütle numarası 13 artı 13'ten 26 olarak bulunacaktır. Arkadaşlar nükleon sayısı kütle numarasına veya proton artı nötrona eşittir. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru olacaktır. Gelelim 5. ifademize. Diyor ki X elementinin çekirdek yükü artı 3'tür. Çekirdek yükü demek arkadaşlar proton sayısı demektir. Yani burada artı 3 dediği iyonun yüküdür arkadaşlar. İyon yükü, iyon yükü artı 3 deseydi eğer iyon yükü artı 3 deseydi doğru bir ifade olacaktı. Ama çekirdek yükü diyor. Bu ikisini karıştırmamamız gerekir. Çekirdek yükü denildiği zaman sadece protona bakıyoruz. Yani proton sayısına bakıyoruz. Bu iyonumuzun elektron sayısını 10 olarak bize vermişti. Buradan protona bakıyorum. Proton sayısı 13 olacaktır. Çünkü artı 3 artı 10'dan 13'e ulaşmış oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar çekirdek yükü 13 olacaktır ama iyon yükü artı 3 olacaktır. Bu ifade yanlış bir ifade olur diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. İzotop atomlar için hangileri doğrudur demiş. İzotop atomlar aynı elemente aittirler. Çünkü arkadaşlar iki tane izotop atom aldığımız zaman şöyle X ve Y bunların ne olduğunu görürüz. Proton sayılarının aynı olduğunu biliyoruz. Proton sayıları aynıysa arkadaşlar izotop atomların aynı elemente ait olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir maddeye veya işte atoma kimliğini veren proton sayısıdır. Dolayısıyla proton sayıları eşit olduğu için aynı elemente aittirler.
Kütle numaraları farklıdır arkadaşlar. Çünkü izotop atomların nötron sayıları farklıdır. Mesela bunun nötron sayısı M2, M2'n bununki nedir? İzotop atomların proton sayıları aynıyken nötron sayıları farklı olduğu için zaten otomatik olarak kütle numaraları da farklı olacaktır. Dolayısıyla ikinci ifade doğrudur. Atom halindeyken kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Öncelikle kimyasal özelliklerde neye bakıyoruz? Proton ve elektrona bakıyoruz. Her ikisinin protonu eşit mi? Eşit arkadaşlar. Dolayısıyla proton da eşitliği sağlıyoruz. Bunlar nötr haldeyken yani atom haldeyken direkt proton sayısı elektron sayısına eşit mi olacaktır? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar elektron sayıları da her ikisi için eşit olmuş olacak. Bu durumda her ikisinin de atom halinde yani nötr haldeyken kimyasal özellikleri proton ve elektronların birbirine eşit olması nedeniyle aynı olacaktır. O halde bu izotop atomları için verilen her üç ifade de doğrudur. Bu soruda K19 proton sayısı verilen atomu ile bu atomdan türeyen K artı iyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Nötron sayıları nötron hangisi aynıdır? Nötron sayıları aynı mıdır? Hemen bakalım arkadaşlar. Şu şekilde K19 19 K19 18 ve bize en başta diyor ki burada K atomu ile bu atomdan türeyen K artı iyonları. Şimdi arkadaşlar bir atom iyon haline döndüğü zaman nötron sayılarında bir değişiklik oluyor mu? Hayır. Bir atom iyon haline döndüğü zaman protonda, nötronda herhangi bir değişiklik gerçekleştirmez. Değişen nedir arkadaşlar? Elektron sayısı değişecektir. Bir tekrar edelim. Bu çok önemlidir. Bir atom iyon haline döndüğü zaman proton sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Nötron sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Değişen tek şey elektron sayısıdır. Dolayısıyla bunun her ikisinin nötron sayıları aynı mı olacaktır? Evet. Çünkü aynı elemente ait iyonlardır. Fiziksel özellikleri farklıdır demiş. Arkadaşlar fiziksel özellikleri için şunu söyleyeyim. B şıkkında fiziksel özellikleri farklı olacaktır. Neden arkadaşlar? Çünkü bunların proton sayıları aynı mı? Evet. Nötron sayıları aynı mı? Evet. Ama farklılığı gösteren şey nedir? Elektron sayılarıdır. Şurada da zaten daha net bir şekilde gösterelim. Bunların proton sayıları 19'a 19. Nötron sayıları arkadaşlar N'ye N. Ama elektron sayılarına bakıyorum. 19'a 18. Peki fiziksel özelliklerde biz neye bakıyorduk? Protona, nötrona ve elektrona bakıyoruz. Protonları, nötronları aynı ama elektron sayıları farklı olduğu için fiziksel özellikleri farklı olacaktır. Peki kimyasal özellikleri için ne söyleyebiliriz? Kimyasal özellikleri de arkadaşlar farklıdır. Biz kimyasal özelliklerde neye bakıyoruz? Protona ve elektrona bakıyoruz. Bunların protonları aynı mı arkadaşlar? Evet, aynı. Peki elektronları ne? Elektronları farklıdır. Dolayısıyla protonları aynı olmasına rağmen elektronları farklı olduğu için bunların kimyasal özellikleri farklı olacaktır. Peki çapları ile ilgili hangi karşılaştırmayı yapabilirim? Dikkat edersek arkadaşlar bunun protonu 19 iken elektronu 19. Yani 19 tane proton 19 tane elektronu çekiyor. Ama iyon haline döndüğü zaman 19 tane proton 18 tane elektronu çekiyor. Yani arkadaşlar katyon haline döndüğü zaman elektron sayısında bir azalma meydana gelecektir. O halde mevcut elektronlarda elektronlara uygulanan çekim kuvveti artacağı için çapı ne olacaktır arkadaşlar? Küçülecektir. Çapları dolayısıyla farklı olacaktır. Elektron sayısı iyon halinde azaldığı için proton başına düşen çekim kuvveti artacaktır ve çap küçülecektir arkadaşlar. O halde çapları farklı olacaktır. Elektron sayıları farklıdır demiş. Elektron sayıları için arkadaşlar birinin protonu 19 olduğu için elektronu 19 olacaktır. Nötr haldeyken K artı yani iyon haline döndüğü zaman 19 protonu 18 tane de elektron olacaktır. Dolayısıyla elektron sayıları da yine farklı olacaktır. Hidrojen ve D yani döteryum hidrojen elementinin iki izotopudur. Bu izotopların oksijen yani 16S8 elementiyle oluşturdukları H2O ve D2O bileşiklerinin birincisinde diyor ki moleküllerdeki toplam proton sayıları aynıdır demiş. Proton sayıları için ne yapacağım arkadaşlar? H2O'yu hemen parçalıyorum. 2H artı oksijen. 2 çarpı diyorum 1 diyorum çünkü hidrojenin proton sayısı 1'dir. Artı oksijenin proton sayısı ise 8'dir arkadaşlar. Buradan da 8 artı 2'den 10 olarak proton sayısını bulmuş olacağım. D2O'ya baktığımız zaman arkadaşlar 2 çarpı D diyorum. Yani D'nin proton sayısı artı oksijenin proton sayısı diyeceğim.
2 çarpı 1 olacaktır. Çünkü deuteryumun proton sayısı 1'dir. Artı oksijenin proton sayısı 8. Dolayısıyla buradaki toplam proton sayısı da 10 olacaktır. Sonuç itibariyle her iki moleküldeki toplam proton sayıları aynıdır ifadesi doğrudur. İkincisinde diyor ki fiziksel özellikleri aynıdır demiş. Hidrojen ve deuteryuma baktığımız zaman fiziksel özelliklerde biz neye bakıyoruz? Proton, nötron ve elektrona bakıyoruz. Şimdi hidrojen ve deuteryumda öncelikle protonlara bakıyorum. Protonları aynı mı? Evet, birebir değil mi? Bunu sağlıyor. Peki nötronlara bakıyorum. Hidrojenin nötron sayısı 0. Deuteryumun ise nötron sayısı ise 1'dir. Nötron sayıları farklı olduğu için otomatik olarak bunların fiziksel özellikleri farklı olacaktır. İçe bakalım. Sodyum elementi ile verdikleri tepkime ürünleri aynıdır. Arkadaşlar izotop atomlar aynı element ile verdikleri tepkimede aynı ürünleri verirler. Aynı bileşikleri oluştururlar. Dolayısıyla üçüncü ifademiz doğru olacaktır. Tekrar edecek olursak izotop atomların aynı element ile verdikleri tepkime ürünleri aynıdır arkadaşlar.